Hoş geldin Seyhan. Hoş buldum. Şimdi bir son dakika bilgisi var, onu paylaşacağım sizlerle. Tel Aviv'de siren sesleri duyulduğuna dair ve son birkaç saat içinde oradaki siviller dördüncü kez sığınaklara indiler. Bu yönde uyarı yapıldı, çağrı yapıldı ve siviller sığınakta. Bakın böyle fotoğraflar da paylaşılıyor. İsrailli siviller Tel Aviv'de bu geceyi böyle sığınaklarda En son geçirecekler ABD gibi Dışişleri gözüküyor. Bakanlığı indirmişlerdi sığınağı. Evet. En Bu son arada parlamento bugün zaten Knesset'teki indi, oturuma 40 dakika ara verildi. aşağı Bütün milletvekilleri, meclis personeli sığınağa indi. sığınaklara Bu indi. dördüncü kez son birkaç saattir sığınaklara inin çağrısı yapıldı. Yani bu geceyi de böyle geçirecekler gibi gözüküyor. Şimdi bir taraftan da şimdi sivillerin hayatı nasıl değişti diye bakıyoruz. Hep Filistinliler üzerinden benzer görüntüler görürdük biz yıllardır. Sığınaklarda olanlar, vurulanlar, ölenler, çocuklar hep Filistin tarafından gelirdi. Zaten İsrail'den bu görüntünün gelmesi bile böyle görüntülerin travmatik ve bir şok etkisi yarattı. Ama bir taraftan da sanki bu 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarını İsrail 75 yıllık suç sicilini temize çekecek bir sayfa gibi görmeye başladı. Belli hocam. Şimdi Orta Doğu okurken en çok faydalandığımız isimlerden biridir Thomas Friedman. New York Times'daki yazısında diyor ki, bir hatırlatma yapıyor, bir röportaj. 2006'da yapılmış bir röportaj Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la. Şu soruluyor. Temmuz 2006'daki çatışmaların sonuçlarını bilseydiniz tavrınız ne olurdu? O da diyor ki, bana 11 Temmuz'da operasyonun böyle bir savaşa yol açacağını söyleselerdi, bunu yapar mıydım? Hayır diyorum, kesinlikle yapmazdım. Şimdi bu görüntüler, tüm bu yaşadığımız işte mazlum zalimin zaman zaman yer değiştirdiği bu manzara karşısında sizce Hamas bu yaptığı ile ilgili aradan bu kadar zaman geçtikten sonra ne diyecek? Şimdi ben Hamas'ın bu büyüklükte bir saldırıyı ve sivillere yönelik, sivilleri merkeze alan bu çapta bir saldırıyı İsrail'e gerçekleştirdikten sonra hayatın normal akışında gideceğini düşündüğünü sanmıyorum. Dolayısıyla demin hocamızın harita üzerinde anlattığına ek olarak muhtemelen bu saldırıyı yaptıktan sonra İsrail'in çok şiddetli bir cevap vereceğine yönelik de bir hazırlık yaptıklarını düşünüyorum. Ama bakalım bu hazırlıkları ne kadar işe yarayıp yaramayacak, onu Filistinlileri göreceğiz. nasıl bir sona sürükleyecek? Şöyle, ama zaten Hamas'ta dahil kimsenin oradaki sivillerin hayatını düşündüğü falan yok. Ya yani zaten bu Filistin sorunun en acıtıcı yanı, bölgesel güçler de dahil olmak üzere herkesin bunları bir piyon olarak görmesi. Kimse, yani Filistinlilerin hayatıyla, geleceğiyle, yaşamıyla, en basit haklarıyla, özgürlükleriyle ilgilendiği yok. Yani bir de orada, şimdi siz İsrail'den görüntüler gösterdiniz. İşte İsrail bütün Orta Doğu'nun genelinde kişi başına milli gelir en yüksek olan ülkelerden biri ve petrol geliri yok. Yani bunu bir ekonomisiyle üreten bir ülke. Ve 1948, 56, 67, 73'te 4 ana savaş, devamında da 82'de Lübnan'ın işgali ve sürekli Batı Şeria ve Gazze'deki çatışma haliyle yaşayan bir toplum. Ve işte geldiği noktada, bu kadar savaşmasına rağmen geldiği noktada, işte başkentinde, en büyük şehirlerinde bile huzurlu bir hayat yaşayamıyor insanlar. Dolayısıyla İsrail'de bunu, yani şunu söylemek lazım: Netanyahu ve aşırı sağ bir iktidar var, ama İsrail'de bu iktidarı sorgulayan, bu politikalarla bir gelecek inşa edilemeyeceğini savunan çok da geniş bir kesim var İsrail kamuoyu içinde. Yani ben İsrail'li arkadaşlarımla da konuştum bu saldırılardan sonra. Bazılarının verdiği tepkiler çok iyi. Yani Netanyahu buraya getirdi süreci. Evet, Hamas bu saldırıları yaptı, ama bunun sorumlularından biri de Netanyahu'dur dedi ve bunu İsrail vatandaşı insanlar söylüyordu. Bu son saldırılarla ilgili benim eklemek istediğim bir nokta var. Şimdi bu saldırıların ben Hamas'ın tek başına gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Yani Hamas'ın tek başına bu kararı alıp böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Son saldırı Suudi Arabistan'da İsrail arasındaki yakınlaşmanın olduğu dönemde geldi. Ve bölgenin diğer bir bölgesel gücü İran, hem kuzeyden
İsrail ile Azerbaycan arasında çok yakın bir askeri ilişki var. Ve Azerbaycan'ın işte Zangezur, değil mi? Biz hemen bu saldırıların öncesinde Zangezur koridorunu konuşuyorduk ve İran'dan buna yönelik müthiş çıkışlar geliyordu. Yani biz buna izin vermeyeceğiz diye. Çünkü kuzeyden çevrelendiklerini düşünüyorlar. Şimdi güneyde de yani güneyde de İran'ın Suudi Arabistan'ın İsrail'le anlaşması halinde İran bölgede yalnız ve izole edildiğini düşünüyordu. Dolayısıyla Hamas'ın son saldırılarıyla İran'ın bu bölgesel jeopolitiği arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Bunu da suçlama anlamıyla da söylemiyorum İran'a. Ya bölgede bütün bölge güçleri Hamas'ı ve Filistin sorununu kullanıyorlar. İran da kullanıyor. Ya bu kendi çıkarları açısından. Ama bu İran ne oradaki Filistinlerin geleceğini düşündüğü için bunu yapıyor. Hayatını düşündüğü için yapıyor. Şimdi Hamas'ın iddiası ne? Gazze'de. Hamas şeyden farklı olarak El Fetih'ten ve Batı Şeria'daki yönetimden farklı olarak diyor ki İsrail yok edilmelidir. Yani ben İsrail devletini tanımıyorum. Nihai amacım İsrail'i yok etmektir ve Filistin'i tekrar kurmaktır. Şimdi bunun gerçekçi olabileceğini düşünen bir insanın aklına şüphe duymak lazım. Yani mümkünatı yok bunun gerçekleşmesinin. Dolayısıyla bu varılabilecek bir hedef değil. İsrail'deki aşırı sağ iktidar ve İsrail içindeki aşırı sağ partiler de Filistinlilerin bir devlet kurma hakkı. Zaten bütün bu sürecin buraya gelmesinin sebebi de burada. İki devlet çözümünü kabul etmedikleri için orada bir apartheid benzeri bir yapı oluştu. Bu noktada yani olayların nasıl gideceğini öngörmek çok zor. Ama ben tahmin etmiyorum ki bu yani benim tahminim bunun bölgesel büyük bir çatışmaya evrilmeyeceği yönünde. Evrilmeyeceği yönünde. Katılmayan var mı konuklarımız arasında onu sorayım. Ben de katılıyorum. Şöyle ki birisi enteresan bir haber. Şeyde Reuters'ta yeni geçmiş bir haber. Psikolojiyi anlamak açısından Blinken İsrail'de bugün Netanyahu ile görüşüyorlar. Tam o sırada füze saldırısı oluyor Hamas'ın ve sığınağa iniyorlar. 5-10 dakika sığınakta kalıp tekrar görüşmelere devam ediyorlar. Aslında hani İsrail'de de bir böyle bir ruh hali var. Şimdi bir tanesi ben de aşağı yukarı hemen hemen herkes aynı fikirde. Bu 6 Ekim Mekka'da 6 Ekim günü şunu düşünüyorduk. Filistin meselesi çözülmeden de Orta Doğu'da galiba bir tırnak içinde söylüyorum istikrar kuruluyor. İstikrarlı bir düzen kuruluyor. Ama 8 Ekim'de artık Filistin meselesi çözülmeden Orta Doğu'da tırnak içinde tekrar söylüyorum bir istikrar mümkün değildir noktasına geldi. Bu saldırıların bence en doğal sonucu bu. Evet. İşin içinde ne kadar İran olup olmadığına ilişkin şöyle bir İran görünmüyor ama İran kokuyor meselesi. Evet. Aslında herkesin hissettiği bir şey ama göremediği bir hadise. Buradan neden şey yapmayabilir? Neden bölgeselleşmeyebilir çatışma? Birincisi, evet Filistin, Hamas çatışmaktan başka bir yol olmadığını düşünerek bu işe başladı. İsrail de şu anda bu işin intikamını almadan, bu süreci sonlandırmadan bitirmeyeceğini aşağı yukarı bütün dünyaya göstermeye çalışıyor. Ama bunun dışında bölgedeki hemen hemen herkes şu an çatışamayacak durumda. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. İşte Nevzat da hatırlattı. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi üçüncü kez aday olacağım dedi. Biz bunu Türkiye'den hatırlıyoruz. Ve hemen Mısır'da bir takım gösteriler, ufak tefek gösteriler.